Bol yemekli bir güne hoş geldiniz arkadaşlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım her biriniz iyisinizdir. Ben sabah kalktım, kahvaltı telaşındayım şu an ama oğlum midesini üşütmüş. Beni hiç dinlemiyor, söz dinlemedi. Soğuk soğuk içme anneciğim, soğuk soğuk o sodaları, dondurmaları yeme, ardına ılık su iç dememe rağmen ah çocuklar işte hiç söz dinliyorlar mı? Dinlemiyorlar. O yüzden mideyi üşütmüş sabah bayağı bir sıkıntı yaşadık. Neyse ona kahvaltı niyetine şöyle sarımsaklı güzel bir tarhana çorbası yaptım arkadaşlar. Kıvamlı şöyle şimdi blenderdan çektim. İçi vitamin dolu diyebilirim. Sonrasında benim çarşıda işlerim var. Yakup'la şimdi evde duracaklar. Akşam da Yakup işe gidecek. Akşam gelip de yetiştirmek daha zor. Pilavım var. Çorbam var. Bir de yanına şöyle taze taze fasulye yapayım dedim. Normalde ben zeytinyağlı severim ama böyle patatesli seviyorlar. O yüzden patatesli yapacağım. Soğanımı kavuruyorum. Çayımı demledim. Aslında kahvaltı da hazırlıyorum bir yandan şöyle. Ne kadar zor. Değil mi? Normalde günlük arkadaşlar bu kahvaltılıklarımı kullanıyorum ben. Kapaklı bunlar. Daha pratik. Şu tereyağı aldım mesela. Bu şekilde kullanıyorum. Şu da dünden kalma saklama kabına kaldırmıştım da. Patates sos. Sadece kavuruyorum yemeğimi. Domates de ilave ettim bir tane içine. Kendi kendine zaten domatesin suyu çıktı. Hafif de bir su ilave edeceğim. Yüz yüze gelelim arkadaşlar. Ben çıktım. Evi toparladım. Mutfağı toparladım. Çınar birazcık mideyi üşütmüş. Ne yazık ki söz dinlemediği için. Ay dondurma yiyor. Üzerine ılık su iç diyorum. İçmiyor. Dinlemiyor beni. Soğuk suma içme diyorum. Dinlemiyor beni arkadaşlar. Soğuk soğuk soda içiyor dolapta. Neyse ki sonunda mideyi üşüttü. Sabah istifra etti bir iki defa. Sonra ona dediğim gibi zaten göstermiştim. Sıcak bir çorba yaptım. İyi gelsin diye. Hem de midesine ağır gelmesin. Hafif hafif beslensin diye. Çorbasını içirdim. İlacını içirdim. Ardına daha yolda koridorda gider gitmez. Oturma odasında bir güzel istifra etti yine. İşte halı falan mahvoldu. Olsun ya sağlık olsun da. Artık halının bir posta Yakup sildi. Ben biraz o konularda hassasım. Silemiyorum arkadaşlar ya. Elimi değemiyorum. Kokusuna da dayanamıyorum. Çünkü kendim de istifra ediyorum yani. İşte halıyı falan üstüne tekrardan ben temizledim. Bayağı bildiğiniz yıkadım yani o köşesini. Suyunu falan aktardım. Onunla uğraştım. Şimdi üzerime hazırlandım. Çıktım. Annemin buraya geldim. Dedemi de götüreceğiz çarşıya. Ona da bir değişiklik olsun diye. Çarşıda işlerimiz var. Önce banka işlerimizi falan halledeceğiz. Yani bir sürü işim var. Saat kordonunu falan bileğime göre ayarlattıracağım. Yine kafamda bir takım bir şeyler daha var. Eğer olursa gerçekleştirirse almam gereken bir şey var. Yani almam gereken demeyeyim de. Almak istediğim bir şey var. Alırsam eğer gösteririm size. Bugün kendim için bir şeyler yapmak istiyorum çünkü. Saçlarımı böyle çok beğenenler var. Çağla'cığım elin yüzün ortaya çıkıyor. Böyle aşağıdan topla ortadan ikiye ayır çok güzel yakışıyor sana diyorsunuz. Yani böyle arada bir yapıyordum ben. Benim de hoşuma gitti. Böyle biraz böyle kullanabilirim yani. Böyle mavi kutumu giydim bugün. Beyaz tişörtümü giydim. Yesinler bakalım annemler de gidelim. Kuyumcudayız arkadaşlar. Geldim arkadaşlar eve. Ay, iki tane bazlama aldı annem kendine de bana da. Şöyle bir tane daha küllük aldım. Bunu da ön balkona koydum. Beklenen kargo geldi. Aslında dün gelmişti kargom ama teslim alamamıştım. Şöyle göstereyim size. Instagram sitesinden bu şekilde bu zaten ekran resminde de bu şekilde sanırım profil resimlerini renklendir hayatını diye girerseniz arkadaşlar Google'da da çıkıyor siteleri Instagram siteleri de çıkıyor onu bakalım bir yemek falan yedikten sonra birlikte yapacağız açacağız kaplayacağız masamızı Yakup da peçeteliği takıyor halıyı görüyor musunuz burası tamamen yani pisti burayı güzel bir şekilde yaptım kurumuş bile modemi de arkadaşlar şey yapmışlar sıfır modem takmışlar modem yanmış elektrik kesintisinden o yüzden sıfırını takmışlar zaten diğeri de sıfır gibiydi ama yapacak bir şey yok takmışlar çok tatlı
Ha, saatimi göstereyim. Şey. Bakın telefonun kabımın şekerini görüyor musunuz? Şöyle silikon. Böyle kalın silikonlardan arkadaşlar. Bakın. Şu kapak kamera kapanıp açılıyor. Tabii şu an kapatamam, çekim yapıyorum. Böyle. Çok tatlı, çok beğenerek aldım. Yalnız buradaki simler sabit arkadaşlar. Bunu bir de böyle sallananı vardı. Ben öyle kriz geçirdim diye sabit olanı aldım. Bir de bayağı bir kalın silikonu, çok güzel kenarları falan. Bir de böyle boyun askılı aldım. Bu şekilde. Çünkü bu şekilde kullanmak benim için arkadaşlar, daha iyi. Şöyle askılıkta durduğu zaman rahat bir şekilde de böyle işte bir yere gittiğimde, çarşıya falan gittiğimde rahat bir şekilde çekim yapabileyim diye bu tarz bir boyun askısı aldım. Bir de ben genelde küçük çantalar taktığım için şey olabiliyor. Telefonum da büyük. Sığması sıkıntı olabiliyor. Saatimin de kordonunu yaptırdım. Saatimi herkes çok beğenmiş. Teşekkür ediyorum. Bayağı bir yani gitti parçası. Şöyle. Hatta böyle bile bol da. Bilekten bu şekilde arkadaşlar bolluğu. Ama ben böyle durdurmuyorum. Genelde oturtturuyorum. Göstereceğim size. Yeni kolyemi. Ta 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 tam. Arkadaşlar. Şöyle. Bunun ucu değişti. Kalp. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim size. Benim kafamda çok farklı bir şey vardı. Deri kordon alacaktım. Ortasına altın koyduracaktım. Onların fiyatları çok uçmuş. Altın olanları çok uçmuş. Ama genelde de bu derilerden satıyoruz. İpli olanlardan. Ya da dedi işte bu kordondakilerde de altın olmuyor. Ortasındaki altın oluyor dedi. O şekilde baktım. Ama çok da hoşuma gitmedi. İçime silmedi arkadaşlar. Bir de şimdi ben devamlı takmak istiyorum. Böyle evde de falan da takmak istiyorum. O yüzden şey yapmadım. Biz de böyle bunun ucunu değiştirdik. Görüyor musunuz? Önceden ucu farklıydı. Şu an ay yıldızı oldu. Gurur duyuyorum. Çok gitti arkadaşlar. Bu arada bu peçeteleri yer bulamadım. O yüzden buraya koydum. Daha doğrusu uğraşamadım daha. Mutfağımı toparladım. Bir de şöyle süpürge tuttum. İşte buraya bir alalım bakalım. Ay inşallah resimdeki kadar güzeldir ki eminim güzeldir. Daha önce de aynı siteden almıştım. Arkadaşlar öncelikle söyleyeyim, ben bu konuda tecrübeliyim. Daha önce de masamı aynı siteden kaplama aldım ve kapladım. 2 yıl boyunca da kullandım. O zaman aldığımda bu aparatları da almıştım. Bir tane falçata, bir tane de şöyle spatula tarzı bir şey. Şurası keçeli arkadaşlar, zarar vermiyor yani, böyle kaydırarak yapacağız. Şimdi masamı bu sefer diğerindeki, yani diğer kapladığım gibi kaplamayacağım. Çünkü o zaman ben masamı büyük kullanamıyordum. Mutfağım bu kadar genişti. Evde tüm bir şekilde kaplamıştım. Bir de salonumda ayrıca yemek masam olduğu için. Hani misafirlerim orada ağırlamak için. Şu an salonumda bir yemek masam yok. Onu evden çıkardım arkadaşlar. Sadece buradaki yemek masam var. Gördüğünüz üzere. O yüzden 3 parça, yani şu ortasını ayrı, sağını ve solunu ayrı bir şekilde kaplayacağım ki belki başka zaman kapatırım, açarım, istediğim gibi kullanabileyim diye. Öncelikle sandalyeleri buradan bir alalım. Bana engel olmasın. Bunu da almak istiyorum. Sizinle birlikte kaplayacağız diye söz vermiştim. Çay koydum burada. Suyun kaynasın, çayımı deneyeceğim. Arkadaşlar şurada dolap var ya, önden kapağı yok, üstten kapaklıymış, o bugün keşfettik. Yeni yeni evin şeylerini keşfediyoruz, eşyalarını. Dolap üstten açılıyormuş, şöyle açılabiliyormuş yani. Ama kombinin borları geçiyor altında. Fıstıklı bir sprey kutusuna ihtiyacımız var. Onunla ısıtacağım çünkü. Arkadaşlar suyla, su ile ısıtarak yaptığımızda daha garanti oluyor. Niye garanti oluyor? Çünkü herhangi bir yamukluk durumunda veya bir yanlış durumunda gayet güzel bir şekilde düzeltebiliyorsunuz. O yüzden su ile kaplayın. Ha, susuz kaplayanlar da var. Ama ben diğerini su ile kapladım. Aynı usul kaplayacağım yine. Daha mantıklı geliyor bana. Haydi açalım bakalım. Şöyle güzel bir kutuda gönderiyorlar. Yani zarar görmüyor hiçbir şekilde.
çayı da demledim. Ben bunu yapana kadar çay da demini alır. Ondan sonra rahatça çay keyifliklerim. Buradan çıkmadı. Ya şu yapışkanlı bant olduğu için arkadaşlar. İstediğin gibi. Aa, anne çok güzel. Evet oğlum, tam istediğimiz gibi çıktı. Havla kendi. Evet. Yardım edeyim mi sana? Yap bakalım. Yani istesem tüm de kaplayabilirim. Benim daha çok işime gelir, daha kolay olur. Ama arkadaşlar dediğim gibi açılabilsin diye tüm kaplamayacağım. Şimdi bunu ben bir ölçülerini, ayarını yapacağım. Falçatayla keseceğim. Ondan sonra en son kaplarken birlikte kaplayalım. Pazarda dur biri daha, pazarda dur biri daha. Tarif ederek kaplayacağım. Şimdi 3 parçaya kesikler attım. Böyle içine kenarlarını kıvıracak şekilde ayarladım arkadaşlar. Düpdüz değil, yani hepsini kenarına kıvrılacak şekilde ayarladım. Şimdi sağ tarafından başlıyorum bakalım. Ortasını çok böyle altına kıvırmayacağım. Fazlası bu tarafta kalacak. İki tarafı da şöyle eşitledim. Şu şekilde. Fazla, yani eksiği yok, fazlası var arkadaşlar. Şöyle yapacağım. Şuradan açıyorum etiketini. Bunlar gerçekten çok sağlam oluyor. O bildiğiniz yapışkanlı kağıtlardan değil bunlar arkadaşlar. Bunlar kendinden orijinal yapışkanlı. O yüzden asla iz bırakmıyor şu şekilde. Bu arada ben kuruşu kuruşuna parama verip de paramla aldım. Diğerini de parayla almıştım. Bunu da parayla aldım. Böyle bazı şeyleri çok övdüğüm zaman, tanıttığım zaman illaki sponsorluk olması gerekmiyor arkadaşlar. Sponsorluk olsa söylerim. Daha önceki de onu da 80 TL'ye almıştım. Bu malzemeleriyle birlikte kaplamayı. Buna da arkadaşlar 80 TL para verdim. Sadece kaplamaya. 2 metre boy, 1 metre en, 180 TL tuttu. Masa kaplamaların hepsinin fiyatı aynı. Metresi 60 TL. Yani boş boş herkes çıkıp da işte yok sponsor oldu sana, yok sen tanıtıyorsun, yok bilmem ne diye muhabbetler rica ediyorum, olmaz. Arkadaşlar bir 5 dakika kadar mola verdim. Şimdi tekrar devam ediyorum. Buranın da fazlasını kestim. Bol su döküyorum. Şimdi direkt etiketini açacağım.
Ya yorucu bir şey değil ama köşeleri oturtmakta biraz sıkıntı çekiyorum ben. Bundan önce kaplamada da köşelerde sıkıntı çektim. Böyle birkaç video izledim hatta, belki değişik bir taktik uygulayanlar vardır diye. Benim bildiğim dışında da değişik bir taktik de yokmuş yani. Şimdi... Aşkım bak orada bardak, şurada su bardağı var mı? Kenarlarını oturtmadan arkadaşlar hem içindeki suya gideriyorum hem de havası falan gidiyor. En son birazcık bekliyorum, yalnız bir 10 dakika kadar falan bekliyorum kenarlardan suyun akmasını. Tekrar şöyle bir kaydırıyorum. İçinde su, hava varsa gitsin diye. Anne, şeyin içinde suyu ne yaşarsın? Suyla yapıştırıyorum ya. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi o beklesin, suyu baksın. Arkadaşlar köşeleri sizlere ayrıntılı yapmak istiyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Buraları zaten böyle hafif böyle şu pay olan yerlere kesik atarak güzelce yapıştırdım. Şimdi gelelim köşelere şu şekilde. Köşe, eğer masanız şöyle köşeliyse çok 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 kolay. Öyle söyleyeyim size. Hemen şu köşeyi şöyle dayıyorsunuz şöyle. Şuradan aşağıya kadar bir kesik atıyorsunuz. Şimdi sizlere ayrıntılı bir şekilde böyle gösterebilirim. Ancak tripoda kurdum şimdi. Dediğim gibi şu, eğer bu şekilde köşeliyse arkadaşlar masanız şöyle çok daha kolay. Hemen burayı şöyle havasını yine aldırttırın en son olarak. Şöyle burayı bir oturtturun. Sonra şöyle buraya yerleştirin. Şuradan aşağıya kadar bir kesik atıyorsunuz. Tabii benim buradaki payım çok uzun. Sizin bu payınız uzun olmayabilir o kadar. Hemen şu buradakini
şu köşedekini arkadaşlar altına yapıştırıyoruz masanı. Tamamdır şimdi. Burası zaten bu şekilde kalıyor. Bunu da altına. Aynı işlemi yine bu tarafta da sağlayacağım ama şurayı yapmadım daha. Burayı yapmam gerekiyor şu an. Şurada yine bu demir parçaları olan, bölme olan yerlere kesik atıyorum arkadaşlar ki daha güzel otursun diye. Hem de böyle yaptığımızda daha sıkı olacaktır. Alttan da yine yapıştırıyorum. Bu arada fön makinesiyle de yapabilirsiniz. Ben fön makinesiyle tercih etmedim. Yine aynı şekilde şöyle tutuyorum. Burayı tam köşeli bir şekilde, düzgün bir şekilde yapıştırıyorum. Yapıştırdıktan sonra arkadaşlar burayı kesiyoruz. Zaten bu taraflar altta kalacağı için. Yani şöyle masanın alt kısmına fazlasını yapıştırıyorum. Tamamdır. Şimdi hemen buraya yapıştırdığımız zaman şöyle her defasında havasını alarak, oturtturarak yaparsanız arkadaşlar daha garanti olur. Gerdirerek, parmaklarımla bastırarak yerleştiriyorum. Tabi spatula yardımıyla da yapabilirsiniz. Fazlasını isterseniz kesin, isterseniz kesmeyin. Bana bir rahatsızlık vermediği için ben kesmiyorum. Ama şu sanırım şey yerine geliyor arkadaşlar. Mecbur kaldım kesmeye şu an. Çünkü katlanma yerine gelecek. Tamam. Böyle bu kadar basit arkadaşlar. Görüyorsunuz. Eğer böyle kare ise daha kolay. Benim buraları kare ama köşeleri oval olduğu için birazcık onlar beni zorladı. Yani inkar edemeyeceğim. Şurada bir potluk kalmış sanki. Böyle çok gözünüze batan potluk kaldığı yerleri tekrardan kaldırabilirsiniz ya da fön makinesi yardımıyla daha yumuşatıp da yapıştırabilirsiniz arkadaşlar. Ben fön makinemi de getirdim. Bilmiyorum görüyor musunuz orada ama. Ben şöyle fazla olan bantları da yani kestiklerimi de garanti olsun, sağlam olsun diye şey yaptım arkadaşlar. Şu şekilde mesela. Hatta direkt bunu yapıştırabilirim şöyle. Altta çok geçirmemiştim. Tamamdır. Şimdi kaldı burası. En son burası kaldı.
arkadaşlar, kaplama işim bitti. Şu şekilde masamın toplu halinde göstermek istedim size. Topluyken, yani kapalıyken böyle. Orijinalliğinden hiçbir farkı yok. Ara yeri de görüyorsunuz, çok güzel bir şekilde kapladım. Köşeleri de göstereyim size. Köşe yerlerimi. Bu şekilde. Ay çok güzel oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Efsane güzel oldu. Tam istediğim gibi. Beyaz arkadaşlar, arasındaki bu geçen desenlerde siyah, gri. Şöyle halımla uyumu görüyorsunuz. Şimdi masamın açık halinde gösteriyorum. Bu da açık hali arkadaşlarım. Bu şekilde. Vallahi ellerime sağlık. Ürün kalitesine hiçbir şey diyemiyorum. Gerçekten teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Bence parasını hak ediyorlar. Bu şekilde. Buraya bir şey mi yapmışım? Yok. Şöyle. Desen bu. Ben bu desenden tercih ettim arkadaşlar. Bunu çok beğeniyordum. O yüzden kesinlikle bu olacaktı zaten. Başka bir tercihim yoktu. Diğerlerine bakmak bile istemedim. Bayılıyordum. Bir de aynı benim sandalyelerimin aynısından kullanan ve bu şekilde masa kaplayan arkadaşlar vardı. Örnek resim de gördüm. Tabii örnek resim görünce de iyice içim gitti benim. Bayıldım. Hiç tereddüt etmeden, düşünmeden ben bu deseni tercih ettim. Tabii sizler almak istiyorsanız bir sürü farklı farklı renkler, farklı farklı desenler mevcut arkadaşlar. Bakın hiçbir şekilde bir potluk, ne bileyim efendime söyleyeyim bir şey, böyle kabarcık, asla hiçbir şey yok arkadaşlar. Hakikaten orijinalinden ayırt edemezsiniz yani. Tabii birazcık da el beceriniz de olması lazım. Gerçekten efsane güzel durdu ya. En sevdiğim bardaklarımdan bir tanesi kırıldı Çınar sayesinde. Neyse canı sağ olsun, bir şey demeyeceğim. Ne diyeyim yani, oğlan oldu artık. Suyu içmiş, yere koymuş bardağı. Allah'tan ayağıma falan oturmadı arkadaşlar. Ayak topuğumu yanlışlıkla şöyle geri geri gelirken çarptım. Allah'tan oturmadı yani, şükrediyorum ki bir şey olmadı. Fönü de şuradan çekeyim. Görünüşü de bu şekilde arkadaşlarım. Bayıldım. Hakikaten ben çok beğendim. Zaten seçerken de çok beğenerek seçmiştim. Böyle yani içime sinesine seçmiştim. Masada da bu kadar güzel duracağını tahmin ediyordum. Etmiyordum desem yalan olur. Tahmin ediyordum arkadaşlar bu kadar güzel duracağını. Sandalyelerimle, böyle tel sandalyelerimle siyah beyaz uyumu. Bilmiyorum, güzel oldu. Bu arada içerideki konsoldaki narlarımı getirdim. Böyle şuradaki rafıma koydum. Hem rafım doldu hem de böyle daha bir mutfağımda güzel şık durdu gibi geldi bana. Ben güle güle kullanayım. Almak isterseniz dediğim gibi Instagram'da arama tuşunda renklendir hayatını diye aratabilirsiniz. Aratabilirsiniz yani. Orada direkt çıkar sitesi. Böyle ellerime sağlık, keseme bereket. Allah sağlıkla sıhhatle güzel güzel günlerde kullanmayı nasip etsin. Yarın gün ışığında da gösteririm arkadaşlar. Burada da böyle bir parça arttı. Bunu da atmayı düşünmüyorum. Saklayacağım. Herhangi bir kötü durumda, bir şey falan olduğunda hani direkt ilave ederim, kapatırım diye. Yani diğerini zaten 2 sene kullanmama rağmen son zamanlarda çok hor kullanıyordum. Hiçbir şey olmadı maşallah. Ben buna da olacağını zannetmiyorum Allah'ın izniyle. Odasında kapanış yapacaktım, yapamadım. Lambası bozulmuş. Patlıyor mu, ne yapıyor anlayamadım vallahi ben arkadaşlar. Yakup 16 TL'den mi 17 TL'den mi ne? Bu 4-5 tane bunları almıştı. Yani hiçbirisi iyi çıkmadı. Gerçekten hiçbirisi iyi çıkmadı. Mutfakta 2 tane takılıydı. Bir tanesi kendi kendine bozuldu. Çalışmıyor artık. Koridora taktığımız kendi kendine bozuldu. Çalışmıyor artık. En son şimdi oturma odasındaki bozuldu. Bir tanesi de salonda sanırım. Daha salondaki tabii doğru düzgün kullanılmadığı için illaki o da bozulacaktır. O yüzden yarın şöyle akşam üzeri falan hem Çınar'la yürüyüş yaparız. Hem de Neşeli Market'e gideyim. Bu indirimde olan, inşallah tabi hala indirimdedir de, Philips'in lambalarından alayım 2 tane 3 tane. Çünkü mutfağı aldım 2 tane biliyorsunuz. Maşallah hem çok sağlam hem de çok güzel aydınlatıyor arkadaşlar. Bana her yere o lazım. En azından 2 tane alırsam bir tanesini oturma odasına, bir tanesine şu koridora girişe takarım diye düşündüm. Çünkü
bozuldu yani. Hani önceden beğenmiyordum. Çok böyle ışık az gösteriyordu. Aydınlatıyordu öyle söyleyeyim. Ama mecbur almak zorunda gibi bir şey oldu yani şimdi çünkü bozulunca. Böyle arkadaşlarım şimdi balkona geçtim, çay içtim, orada kahve içecektim, son anda vazgeçtim. Çünkü uyumak istiyorum. Kahveyle uykumu kaçırmak istemiyorum. Kahve içersem şimdi mümkün değil uyuyamam çünkü. Çınar'ı kontrol ettim. Ateşi falan var mı diye. Allah'tan öyle ateşi falan yok. Ben geldiğimde zaten bayağı bir toparlamıştı kendini. Babası çorba falan da içirmiş. İlaç da içirmiş. Yok tövbe, ilaç içirmemiş. Çorba falan içirmiş. Simit istedi benden. Çatır çatır simit istiyorum anne dedi. Ben de çarşıdan gelirken simit aldım ona zaten. Simidin de hepsini yedi. Bayağı acıkmış. Hemen onun üstüne ilaç verdim. Aferin veriyorum ben. Hem dinlendiriyor hem de uyku yapıyor. Güzel güzel uyudu. Şimdi oğluma sarılacağım. Ben de güzelce uyuyacağım Allah'ın izniyle. Mis gibi dinleneceğim arkadaşlar. Böyle yani. Yarın artık ne yaparız ne ederiz bilmiyorum. İşimiz gücümüz var. Yani iş biter mi evde? Bitmez. Çamaşırlar beni bekliyor. O peçetelere yer bulmamız lazım. Efendime söyleyeyim, büyük süpürgemin filtresini her yerine işte o haznesini falan hepsini temizlemem lazım. Çünkü arkadaşlar gerçekten hani çok pislendi. Ta diğer evdeyken, Edremit'teyken temizleyip de getireyim buraya dedim ama fırsat bulamadım yorgunluktan, halsizlikten, yoğunluktan. Artık onun temizlenme zamanı geldi çünkü bir iki güne yani yarın yapamam da temizleyeceğim için ertesi güne belki bir büyük süpürge açarız. Bir de şöyle güzel sileriz ya da yarın bir fantonu tutarım her yere bir de mop çekerim. Toz alırım falan. Yani ev büyük kirlenmiyor hemen yalan söyleyemem. Öyle dağılmıyor kolay 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 kirlenmiyor büyük olduğu için. Hani böyle ferah ferah eşyalarda sıkışık tepişik değil. Ya yani küçük evlerde arkadaşlar daha çabuk kirleniyor. Ben çünkü biliyorum yani daha çabuk kirleniyor. Daha çabuk dağılıyor. Hani burada bir sıkıntım yok öyle çok şükür. Ama yine de işte iş güç bitmiyor mallarım. Ne diyecektim size? Vallahi unuttum. Demek ki çok da önemli bir şey değilmiş. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.